Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klavye kutu açılışı yapacağız. James Tank 610S kutu açılışını yapacağız. Evet, uzun zaman sonra bir kutu açılışı videosu ile karşınızdayım. Gerçekten güzel bir klavye aldım. Severek aldım, böyle beğenerek aldım bir klavye. Gerçekten bayağı da araştırarak aldım bir klavye. James Tank'i 610S. Red Switch aldım. Ya Blue Switch niye almadın diye soracak olanlar olabilir. Arkadaşlar, Blue Switch bir zaman sonra gerçekten bayağı rahatsız ediyormuş. Ben gruplara sordum, Facebook grupları vesaire. Sordum gruplara, dedim ki bir Blue Switch hevesim var. Ama ne yapayım bilmiyorum. Herkes Blue Switch'i rahatsız ediyor, bir zaman sonra yazıyor falan gibisinden postlar açtım. Bana dendi ki gerçekten bir zaman sonra rahatsız ediyormuş Blue Switch. O yüzden Red Switch al dendim. Ben de James Tank 610S Red Switch aldım. Bir de şöyle bir şey var. Aslında bu klavyeyi almayacaktım. Game Power Warlock alacaktım. İlk başta düşüncem oydu. Yine Facebook gruplarına falan sordum. Yazdım, Game Power Warlock mu yoksa James Tank 610S mi? Herkes James Tank 610S dedi. Çünkü Game Power'ın arkadaşlar bir kronik bir sıkıntısı varmış. Bir zaman sonra ışıkları yanmıyormuş. Bir zaman sonra tuşları basmamış vesaire gibisinden kronik bir sıkıntısı varmış. Ondan dolayı ben de 610S aldım. Bu videoyu bu arada ikinci çekişim, o yüzden görüyorsunuz şuralarda kutuyu aslında tam açıyordum. Sonra videoyu tabii ki de iptal ettim. Tekrardan başladım, yani kutuyu hiç açmadım. Şu an baştan açıyorum. Yani hiç açmadım ama şuraları açtım, o kadar yani. Evet, fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Hemen şu şekilde kutumuzu gösterelim arkadaşlar. Şöyle 610S. Şu şekilde. İsterseniz uzatmadan kutu açılışına geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi buraları açtım. Şöyle. O yüzden çok uzatmayalım. Şu şekilde kutumuzu açılışına geçelim. Bir şey diyeyim mi? Şu kutu açılışlarını hiç yapamıyorum ya. Yani benden olmuyor abi. Benden olmuyor. Daha önce biliyorsunuz Rampage China isimli klavyeye mouse almış ve evet, kral uyandı. China da uyanmıştı. Evet. Arkadaşlar, klavyeniz bu şekilde. Abi şimdi ben aslında gelsin Red Switch istemiyordum, evet. Red Switch istemiyordum. Blue Switch istiyordum. Böyle o sesin çıkmasını istiyordum ama gerçekten çok rahatsız ediyor dendi. Çok kişi bunu dedi. Ondan dolayı ben de Red Switch aldım. Evet, şu şekilde klavyemizi çıkartalım. Çok heyecanlıyım. Evet, şu şekilde. Bu arada arkadaşlar, ince hesaptan aldım. 150 TL'ye geldi bana. İndirimde aldım. Evet, çıkartamıyoruz. Çok güzel. Evet, şöyle kutumuzu şu şekilde yana koyalım. Evet, gayet güzel. Plastik bir kablo yapısı var. Şu şekilde. Şöyle başka içinde bakalım neler varmış. Yine 610S James Tank kağıdı falan çıktı içinde. Böyle plastiğini çıkartalım, sizde ses fetişi olmasın. Bu arada arkadaşlar, çok da şey, ağır bir klavye diyeceğim. Bunda niye acaba el şeyi çıkmadı? Allah Allah. Evet, enteresan. Abi benim bildiğim neydi onun adı? Bilek desteği çıkması lazım ama bilek desteği çıkmadı. Zaten bilek desteği olarak şey de yok bunun. Evet. Ya bilek desteği zaten çok gerek yoktu. Benim klavyeye koyduğum alan biraz daha şeydi zaten. Kısıtlı bir alan olduğu için bilek desteğini kullanmayacaktım. Ama bilek desteği niye çıkmadı acaba? Onu merak ettim. Yani benim bildiğim bilek desteği çıkması lazımdı. Şimdi bir kağıt çıktı, ona bakıyorum hemen. Klasik bir kullanım kılavuzu. Evet, kullanım kılavuzu ve evet, şey çıkmadı. Black desteği çıkmadı. Sesi gayet güzel. Türkçe karakterler yok. Ya şimdi soracak olursanız, Black desteği çıkmaması çok mu önemli? Aslında değil. Yani nedeni, ben klavyeye koyduğum alan biraz, ne derler, kısıtlı mı diyeyim, böyle biraz daha küçük bir yer olduğu için Black desteğini zaten koyamayacaktım. Ama olsaydı iyi olurdu. Yani neden yok? Biraz şaşırdım. Neden yok acaba? Bu arada şöyle switch'imizi, bir tanesini çıkarttım. Görüyorsunuz, Red Switch.
şekilde. Ya şimdi aslında düşününce Blue Switch alsaydım diyebiliyorum. Çünkü bunda hiç ses çıkmıyor, anladınız mı? Yani biraz sesli olmasını isterdim. Ama ya çok fazla diyen oldu yani. Alma alma. Bildikleri bir şey vardır demek. Yani gerçekten belki ileride ben de alsaydım ileride rahatsız olacaktım. Bu arada FM tuşları falan da şu şekilde yapılıyor. Ama daha tabii ki de bağlamadım yani bilgisayara. İsterseniz şimdi bilgisayara bağlayayım. Ondan sonra bir daha görüşelim efendim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün değil. Şimdi klavyenin ışıklarını göstereceğim ve nasıl ışık saçtığını göstereceğim. Şu şekilde FN tuşlarıyla ve şuradaki renk tuşuyla oluyor sanırım. Ben biraz denedim, kurcaladım. Güzel ışıklar saçıyor. İsterseniz ilk değil bu aslında. Bir karışık gittim de. İlk şu anki ışık saçma şeklinde bakalım. Şu şekilde bastığımız yerden, yani bastığımız tuşun etrafında işte ışıklar saçıyor. Böyle bir şey. Şu şekilde. Güzel. Ben bunu kullanırım. Gayet güzel. Şöyle FN tuşuyla ışık tuşuna basıyorum aynı anda. Sanırım değişiyor. Evet. Bu tamamen ışıklı. Sanırım bu herhalde yok. Bastığımızda sönüyor. Güzel. Güzel. Bu da güzel. Şu şekilde. Bir daha basalım. Ha, bastığımız tuş sadece yanıyor. İyi. Bu da güzel. Hepsi satın aldım ya, böyle aldığım şeyin hepsi güzel diyor. Bir dahakine bakalım. Bu sanırım sadece yok. Ha, bu bastığımız tuş sönüyor. İyi. Yine değiştirelim. Sadece o çizgi, yani o sıra yanıyor. Eyvallah, güzel. Bir daha değiştirelim. Ha. Daire şeklinde bastığımız tuşun daire, yani etrafındaki tuşlar yanıyor. Ya, hepsi güzel yani. Ha, bu bastığında böyle nefes alma şeklinde ışık yanıp sönüyor. Güzel. İyi. Bir daha basalım. Ha, bu biraz daha böyle oynak bir şey, böyle sıralı şekilde gidiyor ışıklar yani. İşte anladınız, görüyorsunuz. Bu şekilde. Değiştirelim. Yağmur modu. Bir şeye bastığınız değişmiyor. Rastgele şekilde yağmur olarak gidiyor. Bu da güzel. Şu şekilde. Bir daha basalım. Bu değişik bir mod. Bu da güzel bir mod herhalde. Bir saniye. Evet, bu da güzel bir mod. Böyle. Bir daha değiştirelim. Bu nasıl bir şey acaba? Bu da böyle bir mod işte yani. Bitmiyor ya. Bu da böyle bir mod. Bir sürü modu varmış ama gayet güzel. Gayet güzel. Yani bu pavyon modu. Yani. Bu da yılan modu herhalde. Güzel. Ya hepsine yorum yapmayacağım çünkü video uzun olur. Ha, yön tuşları ve WASD, bunlar oyuncular için. Yani ben. Evet, bu kadar. Bence gayet güzel modları var yani. Bu arada arkadaşlar yanında bir program sitesi, yani bir programı yok sanırım bu klavyenin. Bir site çıkmadı yani. Ama programın olmasına da gerek yok. Zaten baya baya iyi özellikler var. Daha var mı bakalım. Yani biraz daha belki vardır. Evet, sanırsam. Daha yok herhalde. Bu nefes alma modu. Bu tamamen yanıyor. Evet, böyle. Gayet güzel bir klavye. Öneririm. 150 lira bir fiyata aldım. Yani gayet iyi bir indirimde aldım. Bu arada arkadaşlar, az önce ben yine bir post açtım. Sordum. Bilek desteği niye çıkmıyor diye.
Bu 610S serisiymiş. 610S modeliymiş. Ondan dolayı Black desteği bunda çıkmıyor. Yani sadece Jamestown'daki 610'da Black desteği çıkıyor. 610S'de çıkmıyormuş. Öğrenmiş oldum. Gayet normal bir şey yani bunda çıkmaması. Ya çok da gerek yok. Gerçekten çok gerek yok. Ben çok zaten sevmiyorum Black desteğini. Ha, olsaydı güzel olurdu. Gayet iyi olurdu ama çok da bir eksikliğini görmem. Evet, klavye bu şekilde. Gayet güzel bir klavye. Yani herkese öneririm. Bu arada arkadaşlar Warlock'la bunun arasında çok kalıyorlar. Benim size önerim ve sorduğum kişilerin hepsinde söylediği şey Jamestown'ki daha iyi diyorlar. Ve Jamestown'ki de yani Game Power'da sıkıntı, kronik sıkıntılar olduğu için bunu öneriyorlar. Ben de size bunu öneririm. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Diğer videolarımızda, diğer listelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve benimle kalın abi. Bay bay.